Gürsoy Bey merhabalar. Merhabalar. Emine Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Emine Hanım. Ben röportajımı öncelikle Gürsoy Bey ile başlayacağım müsaadenizle. Gürsoy Bey, sizleri tanıyalım mı? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1978 İzmir doğumluyum. Buca bölgesinde kitapçıların olup ama bir kitap kafe formatında hiçbirinin olmadığını fark ettik. Bununla ilgili eşimle beraber nasıl bir yol izleriz? Dükkanımız müsait mi? İlk önce bunları oturttuk kafamızda. Ondan sonra böyle bir şeyin içine girmeye karar verdik. Burayı bu şekilde oluşturduk. Çok da keyifli bir yer olmuş gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun abim, Bayram abi, akrabalarla beraber... Evet. Bu şekilde yaptık. Buradan ayrı bir parantez açalım. Gerçekten bu, evet, sanatlar resimler için selamlarımızı, saygılarımızı kendilerine gönderelim. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Yani, gerçekten emekleri çok fazla. Çok büyük emeği var. Ve o kadar güzel, tam bir sanat eseri yapmış. Hatta 8 yıl sonra ilk defa. Ama gayet de çok keyifli çalışmalar çıkmış. Her şey el emeği burada. Evet, bu çok net belli. Sözü eşinize vereceğim. Tabii. Buyurun Emine Hanım, sizleri de böyle kısaca bir tanıyalım mı? Ben de 83 İzmir doğumluyum. Eşimle beraber severek bu butik kafemizi işletiyoruz. Evet. Yani çok keyifli geçiyor. Ne güzel, burada sırt omuz omuza vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz. Evet. Aynen. Evet, biraz tanıyalım o zaman Gürsoy Bey. Ya burada iki tane bölüm var. Bir butik kafemiz var, bir de kitap olan bölümümüz var. Kafeyi sizden, kitap bölümünü de eşinizden alacağım. Buyurun. Kafe bölümümüzde yani çayımız var, kahvemiz var. Tabii her türlü içeceğimiz var. Evet. Gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Sessiz bir ortam. Ders çalışmak isteyen oluyor, sohbet etmek isteyen oluyor. Herkese bir şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Ayrıca gördüğünüz gibi orada resim bölümümüz var. Ücretsiz resim kursları vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gençlerimiz geliyor. 6-7 yaşından 12-13 yaşlarına kadar şu an gelenlerimiz var. Bu şekilde burada bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz Buca bölgesinde. Ne güzel, çocukların böyle hayatına ne kadar olumlu dokunuşlar yapıyorsunuz. Siz de bir babasınız çünkü. Evet, iki çocuğumuz var. Evet. Onlar da yararlanıyor tabii. Onlar da bu ya, olmazsa olmaz. Ama ne kadar güzel, burada bir hava var. Yani bir aile havası var. Bu da oluşmuş. Bu da hissediliyor, evet. Yani net bir şekilde söyleyebiliriz bunu. Emine Hanım, kitap bölümünde neler yapıyoruz? 7'den 70'e birçok kitap var. Girdiğimizde gördük. Var, evet. Her yaşa hitap ediyoruz. Test kitaplarımız var. Kırtasiye malzemelerimiz de var. İlerleyen zamanlarda daha detaylı ürünlerimiz de olacak. İkinci el kitaplarımız var. Yani veliler bu durumdan çok memnun. Aile ortamının oluşundan, çocuklarını bırakmalarından çok memnun. Hani çok da keyifli geçiriyoruz zamanımızı. Mutlu oluyorsunuz ama, değil mi? Evet, sizlere her yaşa hitap etmek çok güzel gerçekten. Hani teşekkür ediyorlar. Ya ne kadar güzel. Aslında o kadar önemli dokunuşlar ki bunlar. Yani çünkü çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yani neslin okumaya ihtiyacı var. Biz de öyle düşünüyoruz. O yüzden hani böyle bir girişimde bulunduk. Umarım emeklerimiz... Boşa gitmez. Yok, evet, bu ama gerçekten bu çok önemli. Yani ne güzel bir bölgede farklılık getirmişsiniz. Ne kadar çok çocuğa dokunabilirsiniz o kadar çok mutlu olacaksınız. Benim gördüğüm bu. Seviyorsunuz çünkü. Evet, şeyi de çok seviyoruz. Mesela aileler geliyor, çocuğunu bırakıyor resim kursu için. Evet. Veya ders çalışması için size emanetleyip gitmeleri, bir iki saat sonra gelip onları almaları. Çok farklı bir olay. Beraber bir aile ortamında verdiği bir özgüven oluyor insanlara. Evet, güzel gidiyor şu ana kadar her şey. Yani ne demek çocuğunu emanet etmek? Yani bu o kadar, hele günümüzde. Bu çok başka bir şey yani. Şu an çünkü gerçekten hani bir küçük çocuk bile sevemez hale geldik. Maalesef. Yani baktığımız zaman böyle dönemlerden geçiyoruz. Ama ne kadar güzel. Gerçekten bu konuda sizleri ayrıca ben tebrik ediyorum. Çok böyle küçük böyle organizasyonlar yapıyor muyuz? Böyle doğum günleri olur. Kendi aranızda yapıyorsunuz. Doğum günü, cinsiyet partisi yaptık geçtiğimiz haftalarda. Ha, ne güzel. Yani çeşitli organizasyonlar ilerleyen zamanlarda illaki olur. Daha yeni yeni tanımlı aşamasındayız çünkü. Evet. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani buraları hayal ediyor muydunuz Emine Hanım? Yani daha öncesinde kafemiz ön taraftaydı. Bu tarafı hazırladık. Yani böyle beklemiyorduk açıkçası. Beklentimizin üstünde oldu. Evet. Biz ilk aşamada 5 masalı bir yer yapmıştık. Talep olunca... Ya ben eminim ki böyle bir seneye kadar daha da farklı yerlere gidecek. Çünkü talepler bu yönde sanırım. Evet, evet. Beklentiler var. Gençlerimiz geliyorlar. Ders çalışma ortamı arıyorlar. Ya da işte
Dediğim burası gibi bir AVM yaşam olmuş aslında. İnsanlar evlerindeki bulduğu rahatlığı burada bulabiliyorlar diyebiliriz. Tabii ne hedef ne de hayal bitecek değil mi Gürsoy Bey? Yani bitmemesi de lazım zaten. Yani zaten şeyle çok karşılaşıyoruz. Yani her gelen bizim hayalimizdi. Böyle bir yer. Bu lafla çok karşılaştık. İlk günden beri biz bu lafı devamlı duyuyoruz. Evet. Benim hayalim de hep böyle bir yer açmak istiyorum. İçeride bu ambiyans var ama. Hani girdiğiniz an keşke benim de böyle bir ortam olsa diyor. Yani ayrı bir huzur bulduklarını söylüyorlar. Evet. Gelen kitap severlerimiz. Evet, o zaman biz herkesi bu huzura davet edelim buradan değil mi? Her zaman bekleriz. Evet. Sizlerle bir tanışmaya davet ederiz. En azından bir çay kahve içmiş oluruz, tanışmış oluruz değil mi? Tabii. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Gürsoy Bey, Emine Hanım. Başarılarınız daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Geldiniz. Hoşçakalın. Sağ olun.